İyi akşamlar kıymetli izleyenler. Başarıya doğru da yine sizlerle beraberiz. Bugün Mesut Yıldırım hocamla beraber huzurlarınızdayız. Epeyce bir aradan sonra Mesut hocamla bugün bir başarıya programı yapacağız. Yaklaşık 2 aydır Mesut hocam başarıya doğru programlarına katılamadı. Bir sağlık problemi geçirdi. Allah'a şükür sağlıklı bir şekilde aramıza döndü. Ekranlara da dönmüş oldu bugün itibariyle. Kendisine hoş geldiniz diyerek başlayalım istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederiz hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun hocam. Sizi görmek bizler için de öyle düşünüyorum ki izleyenlerimiz için de çok çok güzel oldu. İnşallah başarıya doğruya programlarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Allah size sıhhat, afiyet versin inşallah. Kıymetli izleyenler, bugün Berat Kandili. Burada hemen Berat Kandili mübarek olsun. Tüm İslam alemine, dünyaya, insanlığa hayırlar getirsin diyorum. Berat Kandili ile beraber Ramazan'ın artık iyice yaklaşmış olduğunu da hissediyoruz inşallah. Güzel değerlendirelim. Ve bu geceyi ondan sonra dualarla süsleyelim inşallah. Güzel neticelendirme gayreti içerisinde olalım. Kıymetli hocam, sizin de bir kandil mesajınızı alalım. Eyvallah hocam, teşekkür ederim. Tabii gerçekten bir 40 gün oldu herhalde biz programlara gelemedim ama programlarınızı izledim Sayın Hocam. Öyle mi? Tabii hocamla beraber, Hasan Bey'le beraber programlarınızı izledim. İyi ettiniz hocam. Çok şükür tabii o problemimizi de atlattık, sağlık problemimizi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun hocam. O anlamda ben gerçekten teşekkür ediyorum hocam size de. Sağ olun. Arkadaşlara da. Tabii bugünün de ayrı bir önemi var. Evet. Siz de ifade ettiniz hocam, Berat gecesi bugün. Böyle bir günde dönmüş tabii oldunuz hocam siz de. Öyle bir günde de programa dönmüş olduk, doğru. İnşallah bu gecenin biraz daha bizim bu bölge açısından ben özellikle hayırlara vesile olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle olması gerektiği, böyle olması için dua etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten bugün gelmeden önce bir haberlere baktım. İşte bir taraftan Amerika orada bir tarafa silah veriyor, öbürü başka bir gruba silah veriyor vesaire vesaire. Karman çorman bir durum. Gerçekten Allah yardımcısı olsun burada yaşayan, bu bölgede bizim bu Orta Doğu coğrafyasından kurtuluşu adına, belki selameti açısından dualarımızı bütün ümmet için gerçekleştirmek dileğiyle diyelim. Bütün bizi izleyenlerin de tekrardan geceleri hayırlara vesile olsun Sayın Hocam. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Kıymetli hocam, şimdi tabii bir taraftan bu süre içerisinde işte YGS'yi takip eden süreçte sınav sonuçları açıklandı. İkinci TEOG yapıldı. TEOG sonuçları da ilan edildi. Minikler sonuçları aldılar ve artık yavaş yavaş artık lise tercih etme sürecine girdiler. Ben bugün hani LYS konuşuruz diye planlama, değerlendirme yaptım ama artık TEOG öğrencisi için de Mesut hocaları birkaç şey söylesin, ondan sonra LYS'yi konuşalım istiyorum. TEOG öğrencisine şu süreçte tavsiyeniz nedir hocam, ne önerirsiniz? Teşekkür ederim hocam. Tabii birinci TEOG her zaman, biz geçen yılda da aynı şeyler söyledik. Tabii TEOG iki kısımda olduğu için, yani iki ayrı sınav olduğu için birincisine de girdiler çocuklarımız, ikinci TEOG'a da girdiler. Doğal olarak şu anda bir beklenti içerisindeler. Nedir o beklenti de? İşte daha iyi bir liseye yerleşmek ya da istedikleri liseye yerleşmek. Ama şunu biz gözlemledik, ya da benim gözlemim öyle oldu Sayın Hocam. İkinci TEOG, yani bu son girdikleri sınav, biraz daha böyle öğrencinin rahat yapabildiği bir sınav niteliği kazanmış, onu gördük. Yani yanlış olmasın, istatistikler Milli Eğitim Bakanlığı yayınlamıştı. Türkiye genelinde 2000 tane bütün sorulara doğru cevap veren çocuğumuz var. Yani bu gerçekten maşallah büyük bir başarı. Evet. Yani ciddi bir başarı. Gerçekten öyle. Çünkü bu 8. sınıf öğrencisi karşımızdaki TEOG öğrencisi. Ve bunlar karşılarına gelen işte matematik sorusunu, fen sorusu, İngilizce, din kültürü, tarih soran tamamına 120 sorunun 120'sine doğru cevap veren bir gruptan bahsediyoruz. 2000 kişiden bahsediyoruz. Evet. Tabii bu beraberinde şunu da getiriyor Sayın Hocam.
biraz daha yapma oranının yükselmesi beraberinde okul puanlarında da bir miktar artmaya sebebiyet verebilir. Yani mesela işte bizim Malatya'da diyelim ki %1'lik dilimde girilen okullardaki sapmalar biraz daha farklı olabilir. Ama sonuçta şöyle de bir durum var TEOG öğrencisinde Sayın Hocam. Burada kazanıp kazanamama durumu olmadığı için adaylarımız biraz rahatlar, çocuklar rahatlar. Evet. Çünkü bir şekilde herhangi bir liseye yerleşmiş olacaklar. Ama artık şunun da bilincindeyiz. Biz hem velilerimiz hem öğrencilerimiz onun da bilincinde. İşte belki iyi bir üniversiteye gitmenin yolu ya da iyi bir meslek grubuna dahil olmanın yolu artık gerçekten iyi bir liseden de geçiyor. Bunu da farkındayız ama şöyle de bir durum var. Sonuçta bu takviye edilebilecek bir durumdur. Yani öğrenci eğer bunun farkındaysa işte 9, 10, 11, 12. sınıfta bütün şunu yıllarca gördük, siz de gözlemlediniz hocam. Çok iyi derecelerle gidilmeyen okullarda çok iyi derecelerin çıktığını biliyoruz. İşte %1'lik dilimle gidilen okullarda da %10'larla, 15'lerle, 20'lerle mezun olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla evet, burada ben adaylarımız herhangi bir liseye yerleştikten sonra bu işin bittiğini düşünerek okulu ya da dersleri bir kenara bırakmalar falan değil. Bu işin 12. sınıfa kadar devam edeceği bilinciyle eğer hareket ederlerse ben zaten çok iyi sonuçlar elde edeceklerini de düşünüyorum Sayın Hocam. Eyvallah hocam, teşekkür ederim. Kıymetli hocam, TEOG öğrencisiyle alakalı konuştunuz. Şimdi onlar yavaş yavaş okulda bakacaklar artık. Evet. Yani işte aşağı yukarı hangi okullara gireriz. Sırasıyla Malatya'da, ondan sonra liseler için puanlama nasıl? Evet. Ondan sonra ufak ufak buna bakacaklar. Keşke velilerimiz de bu süreçte çocukları şöyle okullara götürebilse, okulları onlara bir gösterebilse, onlarla alakalı rehberlik servisleri dışında veliler de üzerine düşeni biraz daha etkili bir şekilde yapabilse bu süreçte öğrencilerimiz daha bilinçlenerek inşallah çıkarlar ve daha isabetli, daha doğru tercihlerde bulunabilirler. Kıymetli hocam, tabii işin doğrusu yaklaşık bir ay kaldı LYS'ye. Bir ay sonra ayın 10'u itibariyle hocam artık LYS maratonu da başlayacak. İşin doğrusu LYS ile alakalı önceki programlarda da belli bazı değerlendirmeler yaptık. Bu arada tabii biz LYS ile ilgili programa ağırlık vereceğiz ama onun hemen öncesinde üniversiteli kardeşlerimizin gireceği bir KPSS var. Genel yetenek, genel kültür sınavı var. Ona daha az bir zaman kaldı. Yaklaşık 10 gün sonra sınava girecekler onlar da. Bu noktada genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve A grubu sınavı yapılacak diye biliyorum bu sene. Evet. Bu anlamda KPSS öğrencisiyle alakalı, KPSS ile alakalı söyleyecekleriniz varsa onu da alıp öyle LYS'ye geçelim istiyorum. Teşekkür ederim. Sözü bırakıyorum hocam. KPSS gerçekten tabii 21 Mayıs'ta hocam, bir sonraki evet, hafta cumartesi, pazar günlerinde uygulanacak bir sınav. Ama geçen biz salı günü şöyle bir KPSS kitlesiyle, özellikle öğretmen adayıyla görüştük. Bu yıl çünkü çok fazla KPSS'ye giren yıl itibariyle öğrenci yok. Kimler giriyor Sayın Hocam? Bir öğretmen adayları giriyor. Evet. Yani genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve alan diye ifade ettiğimiz bizim. Bir de iktisadi bilimlerden işte onların bizim A grubu diye ifade ettiğimiz alanlar KPSS sınavına giriyor. Yalnız bu yıl gerçekten şöyle bir problem de var. Yani bilmiyorum, siz de hissetmişsinizdir. Özellikle öğretmen adaylarında böyle bir şey de yok hocam. KPSS ile ilgili böyle bir heyecan da yok. Yani ben bunu geçen adaylara da söyledim. Hmm. Bizdeki arkadaşlara da söyledim. Bir heyecan yok. Mesela ben neye bağladınız onu? Şöyle hocam, birincisi çünkü bu adaylar öğretmen olabilecek, yani öğretmen adaylar. Bunların önlerinde tek şans var ya da tek alternatifler var, öyle söyleyeyim. Öğretmen olacaklar. Şimdi o anlamda da baktığınız zaman özellikle son 2 ayda, son 3 ayda Milli Eğitim Bakanlığı'nda birbirinden çok farklı uygulamalar oldu. Birbirinden çok farklı açıklamalar oldu. İşte bakan açıklamasını bir gün sonra müsteşarın açıklaması farklı. 3 gün sonra bakanın açıklaması farklı. İşte mesela şöyle söyleyeyim hocam, ayın 21'ine sınav var, KPSS sınav var, işte mülakatlar devam ediyor.
yani yeni atamalarla ilgili mülakatlar devam ediyor vesaire. Mülakatların olması ayrı bir öğrencinin heyecanını aldı. Çünkü hani çok daha problemli örnekler çabuk yayılıyor hocam. Yani böyle mesela mülakat çok da adil de olabilir belki. Ama böyle arada ufak tefek problemli durumlar adaylar arasında çok çabuk yayılabiliyor. Yani dolayısıyla o heyecan hiç göremiyoruz mesela son bu yıl özellikle KPSS'de o heyecan hiç göremedik. Ama yine de şey yani şöyle bir hani herkes bununla ilgili konuşabiliyor. Mesela konu öğretmen atamaları olunca gerçekten yani hani Cumhurbaşkanı'ndan tutun müsteşara kadar. Yani bunun bir muhatabın da olması lazım. Ve o muhatabın konuşmalarının hani bir bağlayıcılığın da olması lazım. Mesela şu anda siz son sınıftaki ya da mezun öğrenciye sorsanız, hani ben sen bu yıl sınava giriyorsun ama işte ne zaman ne kadar öğretmen alımı yapılacak inan kimse bilmiyor. Yani bakanlık da bilmiyor. O anlamda KPSS'lerde böyle bir sıkıntı var hocam. Bunu biliyoruz. Yani ben birebir o arkadaşlarla da görüştüğümden dolayı ama A grubunda şöyle bir heyecan da var hocam. İktisadi dersi bilmek için söylüyorum. Hani onların mülakatları çok öğretmen adayları gibi değil hocam. Biraz daha alanla ilgili mülakatları. Dolayısıyla ve ciddi anlamda da alımlar oluyor. İşte Maliye Bakanlığı'na alımlar oluyor. Dolayısıyla orada biraz daha şey var, heyecan var ama orada şöyle bir problem var Sayın Hocam. O alandan mezun olanların çok az bir kısmı A grubundan hazırlanan öğrenciler. Dolayısıyla oradan hazırlananların birçoğu alan hazırlanan adaylar değil. Dolayısıyla orada sınava girenler de böyle çok fazla bir potansiyele sahip adaylar değil Sayın Hocam. En azından sayı olarak. Tabii. Az. Dolayısıyla siz de dikkat etmişsinizdir. Mesela hani eskilerde işte 3 yıl, 5 yıl öncesinde işte KPSS sınavına böyle bir hafta, iki hafta kala işte şu kadar öğrenci giriyor, şöyle oluyor. Bu yıl öyle bir şeyde zaten çok fazla rastlayamıyorsunuz. Bu öğrencinin heyecanının biraz daha kaybolmasıyla alakalı Sayın Hocam. Alakalı oldu hocam. Doğru. Şimdi kurslarda tekrar programları uygulanıyor Mesut Hocam. Evet. Şeyde özellikle bizim muhtelif kurslarda, KPSS kursları dediğimiz mekanlarda güzel tekrar uygulamaları var. Öğrencinin katılımları da devam ediyor. Artık büyük oranda konuları bitirdiler herhalde. Deneme evet. çözüyorlar, soru çözüyorlar, zaman planlaması yapıyorlar, strateji yapıyorlar. Sınav giriş yerleri herhalde açıklandı ya da açıklanacak. Ben tam bilmiyorum. Evet. Yakın zamanda onlar da inşallah artık gerekli oturumlara katılacaklar. Akıbetleriyle ilgili çalışmalara devam Tabii. edecekler. Orada bir cümle ekleyeyim hocam isterseniz. Geçen yine ALES sınavı yapıldı evet. Bilginiz var. Şimdi bu KPSS ile ilgili de şeyler yerler açıklanmadı daha Sayın Hocam. Ama açıklandığı zaman ÖSYM YGS'de yaptığını Sayın Hocam ALES'te de yaptı. Yaptı. 9.45 kuralını. Onun için KPSS'deki adaylarımızın da buna dikkat etmesi lazım. Yani hani biz de sınavdan önce de konuşmuştuk ya hocam. Evet. 9.46'da gitsem ne olur? Yani olmuyor. Olmuyor. Çünkü olmuyor. Şöyle hani şöyle bakılabilir Sayın Hocam. Hani bir dakika, iki dakika olarak bakmaktan ziyade alınmış bir kural olarak bakılabilir. Ha, kural eleştirilebilir belki. Hani biz eleştirdik de güvenlik gerekçesi söylendi, şu oldu bu oldu ama hani haberimiz yoktu muhabbetleri dolanabiliyor bazen. Öğrencinin sonucunu alabilmesi için, sınava nerede gireceğini alabilmesi için o yazıyı okuyor zaten Sayın Hocam. Adaylarımız, KPSS adayları da buna dikkat etsinler. Yani sınav giriş belgesinin üzerinde gerekli bilgi var zaten. Sınav giriş belgesi üzerinde zaten gerekli bilgi var hocam. İkincisi, sınav giriş belgesini çıkartabilmeniz için o adımı okumadan, zaten kabul etmeden sınav giriş belgenizi çıkartamıyorsunuz. Onun için çünkü bu şeye kadar gitti YGS'deki problem Sayın Hocam. Kamu denetçiliği midir Sayın Hocam? Ki o şeye müracaatta da bulundu. İşte bir hak mağduriyeti vardır gibisinden ÖSYM'ye. Tabii o zaman YGS sonuçları açıklanmıştı. Ki bu geçen hafta oldu evet. zaten. Dolayısıyla
o tekrar sıralamayı değiştirir vesaire, bir sürü problem olur. Dolayısıyla ÖSYM dikkate almadı. KPSS'ye girecek adaylarımız da bunu dikkate alsınlar Sayın Hocam. Evet. Saat 10'da olacak sınav, evet, için 9.45'ten önce binaya girmek aynen gerekiyor. Kardeşlerimiz buna dikkat etsinler. Evet. Hocam LYS'ye hazırlanan gençlere ne diyeceksiniz? LYS öğrencisi biliyorsunuz YGS'den sonra, ondan sonra ciddi manada böyle bir farklı sürece giriyorlar. Kimi arkadaşlarımız YGS sonuçlarına çok takılıp kalıyor. Kimi arkadaşlarımız bu konuda biraz daha tecrübeli olabiliyor, daha akılcı yaklaşabiliyor ama genel olarak yani YGS'ye ve LYS'ye baktığımızda öğrenci kitlesinin bir YGS'ye tempolandığı gibi, hazırlandığı gibi, koşturduğu gibi LYS'ye topyekun sarılmadığını görüyoruz. Belki YGS ile ilgili tercihler yapacak, YGS ile ilgili ondan sonra müracaatlarda YGS sonuçlarıyla hani öğrenci kabul eden alanlara yönelim belki mutlaka daha fazla. Onun da etkisi var ama sonuç itibariyle LYS'ye girecek öğrencilerde kitle olarak bakıldığında YGS'ye giriş sürecindeki kadar büyük bir heyecanın, temponun olmadığı göze çarpıyor. Şimdi bu anlamda yaklaşık bir ay varken LYS'ye girecek arkadaşlarımıza bizim buradan etki edecek bir şeyler söylememiz, evet, lazım. Sonuçta çünkü artık YGS'nin gerçekten üniversite yerleştirmelerde, ondan sonra meslek yüksek okulları olsun, fakülteler olsun, enstitüler olsun, artık her neyse bunlara girişteki etkisi büyük oranda azaldı. Artık LYS ciddi manada daha etkili. Bu anlamda LYS ile alakalı, LYS'ye girecek öğrencilerimize şu kısa zaman içerisinde, bu kısa vaktimiz, evet, içerisinde neler söylemek gerekir Mesut Hocam? Tabii, teşekkür ederim hocam. Gerçekten bu yıllardır da biz aslında bunu gözlemledik Sayın Hocam. Evet. LYS sınavı hiçbir zaman YGS kadar ne öğrenci açısından, ne kurumlar açısından, ne öğretmen açısından yani o şey gibi olmuyor hocam. YGS'nin temposu gibi olmuyor. Olmuyor. Şimdi bunu ifade etmek lazım ama en önemlisi de şu, biz bunu hep de söyleriz mesela, bu süreçte de öğrenciye hep söyleriz. Şimdi üniversite biz YGS ile mi kazanıyor, LYS ile mi kazanıyor diye öğrenciye sorduğumuz zaman hep şu cevabı alıyoruz. Hocam diyor, üniversite LYS ile kazanır. Yani burada LYS ile kazanırdaki kasıt hani LYS tercihler falan değil. LYS'nin ne kadar etkili olduğunu da aslında öğrenci biliyor. Evet. Ve şunu da biliyor. Artık YGS ile zaten hiçbir lisans bölümüne giriş de yok. Yani onu da bir kenara bıraktı ÖSYM. Dolayısıyla LYS gerçekten, ki şunu bütün netlerin ortalamasını aldığınız zaman, hani YGS'deki Türkçe, matematik, sosyal, fenin ortalamasını hepsini aldığınız zaman da LYS'nin puan hesaplamasında, lisans yani yerleştirme puanların hesaplanmasında da işte %60'lık, %65'lik bir etkisinin olduğunu da öğrenci biliyor. Ama buna rağmen ne hikmettir? YGS'den sonra bir şöyle durağanlık yaşar, evet, öğrenciler ve bu yılda özellikle aynı şeyi biz yaşıyoruz. Ve ben bunu farklı yerlerdeki öğrencilerle de görüştüm Sayın Hocam. Yani hem kurumsal düzeyden hem öğrencilerle. Yani bütün hani öğrenci özellikleri değişmiyor aslında. Yani A kurumu, B kurumu, B yeri, C yeri değil hocam. Bütün öğrenciler sanki hani aynı şeyler, aynı özelliklere sahipmiş gibi. Ama şunun farkında olan öğrenciler de var Sayın Hocam. Hani LYS'ye gerçekten odaklanmış öğrenciler de var. Mesela bu yoğun olmamasının aslında bir sebebi de şu Sayın Hocam. Şimdi YGS'de öğrencinin çalıştığı ders, farklı dersler var. Matematiğinden tutun, işte fizik, kimya, biyoloji, matematik, tarih, coğrafya, Türkçe, felsefe. Yani 10-12 tane derse çalışıyor ama LYS'de böyle değil. Biraz da bununla alakalı aslında. Yani öğrenci kaç tane derse çalışıyor? Bir eşit ağırlık öğrencisi düşünün. Matematik, edebiyat, coğrafya. 3 tane ders var. Bir sayısalcı düşünün Sayın Hocam. 4 tane ders var toplamda çalıştı. Dolayısıyla bunun da etkisi var. Ha, öğrenci biraz daha böyle seçici davrandığından dolayı aslında çok yoğunmuş gibi görünmüyor. Ama bir de şunun etkisi var Sayın Hocam. LYS'nin çok böyle hafif geçmesinde. Şimdi her yıl istisnasızdır bu Sayın Hocam. Öğrenci YGS'de tabiri caizse silleyi yiyor ÖSYM'den. Silleyi yediği zaman hani ben YGS'ye bu kadar çalıştım,
Bak böyle puanlar aldım. İşte LYS'ye çalışsam işte son 3 ay ne değişir gibisinden. Dolayısıyla biz çok şey değişeceğini söylüyoruz. Bakın hala ısrarla Sayın Hocam. Bugün 10 Mayıs yani bizim 10 Haziran'da sınavlarımız başlıyor. Şu bir ay zarfında dahi Sayın Hocam öğrencilerimiz kendi adına çok şey değiştirebilirler. Evet. Bunu net olarak burada ifade etmek gerekir. Yani alanı ne olursa olsun Sayın Hocam. Şu anda yaptığı net kaç tane olursa olsun. Mesela şöyle düşünün Sayın Hocam. Bir sayısal öğrencisini düşünün. Şu anda 50 matematik yaptığını düşünün. Hani 80 sorudan 50 matematik yaptığını düşünün. Fizik, kimya, biyolojiden işte diyelim ki 18, 17, 16 yaptığını düşünün. Şu süreyi istediği gibi ya da böyle gerçekten çalışarak geçirse şu 20 günü, 25 günü, bir ayı Sayın Hocam, LYS'de derece bile yapabilir Sayın Hocam. Bakın bunu arkadaşlarımız lütfen dikkat etsinler. Çok farklı sonuçlar ulaşabilirler. Bu da neyle ilgili Sayın Hocam? Şu bir ayı gerçekten planlamakla ilgili. Bir ayı değerlendirmekle ilgili. Bir ayda mesela bir de şöyle bir durum var Sayın Hocam. Kolaylığı açısından söylüyorum LYS'nin. LYS'deki müfredat da belli. Yani YGS'nin biraz dağınıktır müfredatı. Gelebilecek sorular, konular vesaire ama LYS'de öyle bir durum da söz konusu değil. Fiziğin konusu bellidir, kimyanın konusu bellidir, biyolojinin işte biraz dağınıktır. Matematik bellidir Sayın Hocam. Dolayısıyla arkadaşlarımızın hani matematiğe bakacaksa 9'dan 12'ye kadar olan matematiği tekrar etmiyor ya da 9'dan 12'ye kadar olan matematiğe çalışmıyor. Ne yapıyor? 11 ve 12. sınıf matematiğine çalışıyor. Dolayısıyla bu bir ay LYS için hocam inanılmaz bir değerdir. İnanılmaz bir sonuç çıkartma dönemidir. Bir de şöyle baksınlar. Birçok öğrencinin şu anda hani işte çalışmalarını yavaşlattığı dönem olması nedeniyle de önemlidir. Siz eğer birçok öğrenci bu sonuca göre ya da şu durumda eğer ders çalışmayı biraz daha böyle azaltmışsa biz bunu artırarak gerçekten fark atabiliriz. Arkadaşlarımız buna son derece dikkat etsinler Sayın Hocam. Eyvallah Mesut Hocam. Peki süreç itibariyle eklemek katmak istediğiniz bir şey var mı hocam? Ne söylemek istersiniz? Hocam tabii çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben şunu ifade etmek istiyorum öncelikle. Tabii önümüzdeki haftalarda KPSS sınavı var. Ondan sonra işte LYS sınavlar var. LYS sınavları iki farklı haftada uygulanacak vesaire. Evet. Tabii öncelikli olarak arkadaşlarımızın şu kalan zamanı iyi değerlendirmeleri. Sınavlarından sonra da yine biz o dönemlerde de konuşuruz Sayın Hocam. Sınav kadar biz tercihlerin de önemli olduğunu şimdiden ifade etmiş olalım Sayın Hocam. Bütün arkadaşlara burada tekrar başarılar diliyorum Sayın Hocam. Mesut Hocam çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice programlar yaparız beraberce. Müsaadenizle programı kapatıyorum. Tabii kıymetli hocam. İzleyenler başarıya doğru yine sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Tekrar Berat Kandiliniz mübarek olsun diyoruz.